efendim. Ahmet Maranki hocamızla birlikteyiz. Kendisi yakından takip ettiğim bir yazar. Sadece problemleri teşhis etmekle değil, tespit etmekle değil, bir de bir adım ötesine geçerek çözüm yollarını, yani ne olacak sorusunun cevabını veren bir uzman, bir ilim adamı. Efendim hayırlı günler diliyorum Sayın Ahmet Maranki. Teşekkür ediyorum Serdar Bey. Size de hayırlı günler diliyorum. İnşallah hayırlı olur günler. İnşallah efendim. Serdar Erseven YouTube kanalında birlikteyiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet Sayın Maranki, ilk sorum şu. Siz bir köşe yazınızda, son okuduğum köşe yazınızda elektromanyetik diye bir hususa, bir de 3 rakam var. 1720 ve veba, efendim 1820 kolera, 1920 İspanyol gribi, bir de 2020 korona dediniz. 1720, 1820, 1920 ve 2020. Şimdi ben önce şunu soracağım. Şu anda işte dünya pandemi ortamı içerisinde. Türkiye'de bunun bir parçası. Neler yaşıyoruz? Serdar Bey, ben hakikaten ömrüm dünyada geçti. Yani tarım okudum, toprak okudum, orman, bitki okudum. Sonra Özal geldi, danışmanlığını yaptım. Adnan Kahveci'nin siyaset okudum, master, doktora, çalışma ekonomisi. Amerika'da post doktora yaptım. Rusya'da 15 sene diplomat olarak çalıştım. UNDP, UNB çalıştım. Çok şey gördüm. Hani birileri oturur masanın başından yazar ya bir şey, hiçbir şey görmeden. Biz gördük, yaşadık ve ondan sonra 15'e yakın sadece bu alanda kitap yazdık. İlk yazdığım kitabım var benim, bu yaşam enerjisi kitabım. Şu anda 100 küsürüncü baskı. Yani 250 bin falan basan bir kitabı. Burada ilk defa 17 sene önce Rusya'da Birleşmiş Milletler'de görev yaparken kozmik araştırma merkezlerine girdim. Strateji araştırma merkezleri, uzay merkezleri. 90 yılında da Amerika'da postdoktora yaparken bu Miami'de, Florida'da donanma üstünde 35 kat yukarı gidip dünyayı nasıl izlediklerini, tütün eksperi olmam masabıyla bana tütünün içine girip 35 kat hücrenin içine neler yapabileceğini gören birisiyim ben. Hani birileri konuşur ya. Şimdi evet, ben bunların hepsini gördüm. Amerika'ya bir hoş geldin merasimi vardı. Gelirsin bir küreye girersin, işte ateşeler, askeri ateşeler, müşavirler, hani oraya eğitilmeye gönderilenler. Alınır, nereden geldin denir. İşte from Turkey dediğinde uyduda, daha Türkiye'de cep telefonu yok şu anda, o anda. Uydudan Türkiye iner, Türkiye'nin üstüne. Hangi şehir derler? Kastamonu. Ben biraz hinlik yapıp İnebolu dedim. Gitti, bir dakika bekledi, ekran açıldı. Balık tutarken İnebolu'da bir balıkçı limanda Mr. Maranki Amerika'ya hoş geldin dedi. Yıl 1990. Yani 30 sene önce adamlar bizi evimizde nasıl izliyor, nerede izliyor? Cama vurdukları bir sinyalle uydudan senin konuştuklarını, ıhlama sesini alıyordu. Ben bunu yazdım, çok söyledim. Türkiye'nin üstünde 5 tane kulak var dedim. Bu kulaklar gece gündüz bizi izliyor, dinliyor, yapıyor. Asker kökenli olduğumuz için aile olarak Genelkurmay Sarem'de abimin devre arkadaşı Reşat Paşa döneminde Stratejik Araştırma Merkezi'nde bunları anlattım. Bu söylediğim yani 94'lü yıllarda, yani 25 sene önce dedim ki aman kardeşim bizi izliyorlar, dalgalarla kontrol ediyorlar, üniversitelere, askeriye, hastanelere, doğaya. Bunların hepsini bakın bu kitaba 17 sene önce yazdım. 17 sene önce. Dedim ki bu radyo dalgalarıyla çipliyorlar adamları. Beyin nöronları kontrol ediyor. Psikonörotik dalgalar. İşte Irak'ta gördük biliyorsunuz. 400 bin devrim muhafızı nerede? 1987'de İran-Irak savaşı var. Daha bekliyordu binlerce kişi. Adamlar, apaçiler indi. 60-80 metreden uçtu. Herkes evindeydi. Niye? İşte bu beyinlere belli bir frekans vererek insanları mankurtlaştırdılar. Ben Rusya'da da gördüm. 20 Yanvar'da, Azerbaycan'da 20 Ocak katliamında binlerce tank Bakü'deki 20 Yanvar meydanına geldiğinde, tabii bunlar kız alıp kız vermişler birbirleriyle. Tankların önünde gül veriyorlar. İşte şarap içiyorlar. Bizi ezmezsiniz siz kardeşimiz. Dünya, humanizma. Bir ses duyuldu. Bak yaşayan biriyim. Sayın Serdar Bey, bunlar tarih kaydetsin diye söylüyorum. Bir anda oradaki 400 tank önündeki binlerce kişinin üstünden arabaların, hani biz nasıl 15 Temmuz'da kamyonları dizdik, gelmesin ordu bilmem ne setleri, otobüsleri, çöp arabalarını, hepsinin üstünden geçti. Bir anda o Mançurya kobayları aldığı sinyalle hep ve küreklerle, kepçelerle toplayıp hepsini Hazara döktü. 20 Ocak katliamı böyle olmuştur. Ben bunları bu gözlerimle gören, Amerika'da, Rusya'da yaşayan biriyim. Şimdi bütün bunların ışığında bunu değerlendiriyorum. Birisi masanın başına oturmuş, İstanbul'dan, Ankara'dan dışarı çıkmamış. Önüne bir de bir ünvan koymuş, profesör bilmem kim diye. Ondan sonra Johnny'nin, Hans'ın, Ivan'ın yazdıklarıyla amel ediyor. İşte bugün Türkiye şu. Şu anda bu nedir? Virüs. Ya bu virüste ne var? Dün sarstı, mersti, kuş uçtu geldi bilmem Endonezya'dan. Hiç konmadan ha. Bize geldi. Domuz nereden? Teksas'tan geldi. Meksika'dan. Okyanusu nasıl geçti domuz? Bakın kene. Karabük'te jandarma bunun kağıdın içinde zehirli keneleri buldu. Sen insanı bir yere bırakırsan ilişki kurar normal olarak. Kurdu, keneleri zehirledi. Ne yaptık sonunda? Sonunda ne oldu? Türkiye'nin bütün florası, faunası yerle bir edildi Serdar Bey. Binlerce ton birileri para kazandı. Kimyasallarla arazilerimiz yok edildi. Şu anda da aynı oyun oynanıyor. Dikkat edin, belediyelerin maharetmiş gibi arazözlerle, ağır kimyasallarla sokakları temizliyor. Ya bu virüs, tıp diyor ki bunu, ben bir tıp hekimi değilim. Söylediğim ünvanlarım var. Ben bitkilerin gen teknolojisini Amerika'da doktora üstü yapmış biriyim. Ruhunu bilirim bu dünyanın. Sen bu toprağı niye zehirliyorsun, suyu? Bu insanda yaşıyor bu virüs. İnsan olmadan duruyor, 3 gün sonra ölüyor. Sen bu insana konuyor. Niye florayı yıkıyorsun? Ne yaptılardı kuş gribinde? Bütün sülünleri, tavukları yok etmediler mi? Sonra 28 gün tavuklara geçtik. Şimdi erkek çocukların memeleri büyüyor. Tüylenme yok, çocukları olmuyor. Bunların hepsi şeytan aklının planlı çalışmasının bir ürünü ve zamanı geldiğinde maalesef bizim Ahmetlerin, Mehmetlerin, Ayşelerin bu ülkedeki devşirme dönme, adı Salomon olan, Süleyman olan Salomonlarla Abraham olan İbrahimleri ve Samonlerin ve efendilerine kölelik yapan aydın geçeceğin her devrin adamları yerleşik düzenin insanların neticesidir. Hocam müsaadenizle başa dönersek bu COVID-19, bu koronavirüsün bu şeklinin üretilmesi söz konusu mu sizce? Oraya kesinlikle dönelim. Kesinlikle bakın ben şöyle bir geri gidelim. Bak laf değil bunlar Serdar Bey lütfen. Sen de ciddi bir gazeteci, yıllarca bu işin duayını kabul ettiğim için bu heyecanlıyım. Bu millete bunu anlatmayı hissediyorum. Başka yerde anlatmadım bu kadar. Bakın 2018 yılında girsinler. Venom diye bir film var. İngiliz yapımı. Arkasında malum aile var. Saymak istemiyorum, işte Rockefeller, Rothschild, Gatesler, o grup. Yani Illuminati'nin tepesindeki 3'e hizmet eden insanlar. Artık bilindiği için bu kadar diyorum. Ben bu filmi izledim, bana attılar. Bakın ne zaman? 2 yıl önce. Gökten bir şey düşüyor. Bak buraya dikkat çekiyorum. Gökten, gök taşı gibi bir şey düşüyor. Bir anda yere. Onu göstermiyor. Bir patlama olur gibi oluyor. Buradan diyorum ki kesinlikle bu dronlarla atılmıştır. Çin'e atılmıştır, İran'a atılmıştır, İtalya'ya atılmıştır. Hani The Economist, The News dergisinin 28 Aralık kapağını aklına getir. 23 tane ülkenin ağzında şey var, maske var. Türkiye yok ama içinde. Diyor ki 3 ay önceden zaten bu maskeyi size taktıracağım diyor. O Venom'da düşüyor, Çinli kadın tarlada çalışırken bir anda onu atlıyor. Atlıyor, şehre gidiyor kukla gibi, vampir gibi. Oradan o kirpi gibi hayvanı yerken bak izleyin bu gece filmde bir anda... Bir çocuk bakıyor, çocuğa bakarken hani yaklaşıyor, belli bir temas diyoruz ya yakından. Ona geçiyor ve kadının gömleğini gösteriyor uzaktan. Ne yazıyor biliyor musunuz o kadının gömleğinde? Korona yazıyor. Yani bunlar tesadüf değil. Mart'ın başında Almanya'daydım. Türkiye'den umudumu kestim. Geliyorum bu şeye. Background'da olmadan bir şeyle anlaşılmaz Serdar Bey. Evet dinliyorum. Türkiye'den umudumu kestim. Bakanlıklar atandı, bilim kurulları atandı. Baktım Tarım Sağlık Bilim Kurulu. Bilmem kim atanmış. Eyvah dedim. Bakanlık atandı. Dedim biz artık yurt dışına göç edelim. 63 yaşında Efendimizin hicreti gibi gittik Almanya'da. 1 yıl içinde çocuklarım doktor. Hepsi şu an Offenbach, Frankfurt Üniversitesi'nde dahiliye ihtisası. Damadım psikolog, doktor, terapist. Şirketlerimi kurdum. 1 yılda kurdum. Onun açılışı için gitmiştim. Ve Almanya parlamentosu Türk kökenli milletvekilleri tarafından davet aldım. Dedim ki Maranki Hoca gel, sana burada bütün şeraiti, orada çıkaramadığın cihazları, biyorezonans cihazlarını biraz sonra göstereceğim. Virüsü, bu virüsü 7 dakikada kabuğunu kırıp 3-7 dakikada yok edecek bir sistem. Biyorezonans terapi. Bakın bu cihazı Türkiye'de Sayın Ali Coşkun Bakanımın desteğiyle daha pek çok Özal dönemindeki dostlarımla Sanayi Bakanlığı'ndan geçirdim. Getirdim, aman dedim bak bu ülkeye büyük saldırılar olacak. Bunu geçirelim. Neyse uzatmayalım. Zorla İTA, Kaka, Koskep'ten geçirdim. 2 yıl projede tam bu cihazları, hani Cumhurbaşkanı da dedi ya, niçin kardeşim bunları dışarıdan alıyoruz? Fırsat dedik. Geçti. Tam yapacağız. Başladık. İşte yazışmalar, bu termal cihazlar var ya şimdi kullanılıyor. 50.000 avroya kadar cihaz siparişleri, hazırlıklarımız başladı. Üniversiteden de hocalar geliyor bizi denet. Soruyorum, sen bu işi biliyor musun? Yok, haberi yok. Profesör, bilir kişi. Bak. Ve ikinci raporumda bir gün bize bir yazı geldi. Daha 16 ayımız var. Siz bu işi yapamayacağınız anlaşıldığından projeniz iptal edilmiştir. Ve ben Avrupalara bunun için gittim işte. Ve çok şükür bu konuyu Sayın Varanka bir gün mesaj attım. Anında yardımcısı aradı. Hocam dedi, bunu kim ne derse bu ülkede yapacağız dedi. Bekliyoruz. Şimdi neyi anlatmak istiyorum? Bu tamamen bir projedir. Üretilmiştir. Almanya'da çok rahattım. Bakın bura önemli. İzlesin bunu insanlar. Avrupa Patent Enstitüsü'nden patent almayan hiçbir ürünü FDA raporu vermez. Hakemli dergiler yayınlamaz vesaire. Çocuklara sordum, baba dedi, burada dedi bir yayın var dedi. Bu korona zaten dedi 2013'te belli bir aile tarafından patent enstitüsüne, oraya gidiyorsunuz. Bana kardeşim toprağa bir bakteri yap, yapıyor adam. Virüs yap, yapıyor. Bunu yap, yapıyor. Pasteur ve Sorbon'daki bu laboratuvarlar. Lütfen girsinler. Avrupa Patent Enstitüsü COVID-19. Karşına 22 sayfa yazı çıkıyor. Üretilmiş virüs, fare deneyleri yapılmış. Çok iyi neticeler alınmış. Aşısı da bulunmuş. Müşteri bekliyor. Ve 4 yıl sonra bu film oluyor. Filmden sonra işte malum Türkiye tam bir kaos içinde. Niye? Almanya'da Duisburg Ruhr Endüstri Bölgesi'nin 14 büyük ağır sanayinin 11'i Çin'e yerleşmiş. Amerika'daki pek çok firma Çin'e yerleşmiş. Bir bakıyorsunuz işte Irak Suriye Savaşı niye oluyor sanıyoruz biz Libya? Petrol. Çin'e petrolü kim veriyor? İran veriyor, Suriye veriyor, Irak veriyor. Katar veriyor, Libya veriyor. Buralara saldırdılar Çin'i bloke etmek için. Olmadı. Dediler ki buna atalım artık. Ben aynı kanaattayım ve bunun daha background'ı var. CIA'nin bunu alıp kaçırdı, sonra oradan sattığı medyada dönüyor. Bunlar gerçektir. Bu bir laboratuvar ürünüdür. Size de yapılabilir. Bir tane de siz yaptırın gidin. Mesela ben diyordum topraklarda işte topraktaki kimyasalları yiyerek çoğalabilen faydalı bir bakteri üretebilir. Biz şimdi çalıştırıyorum. Belli bir parayı yatırıyorsunuz. 12.000 avro müracaatınız var. Ön bir hazırlık yapıp size bilgi veriyorlar. Yani bunları biz ne yapıyoruz? Kayıkçı kavgası. Bu ülkede vay topu sen attın, sağdan soldan girdi. Kaynana bilmem ne. Adam Abdülhamit dizisi yapıyor. Hazreti Osman dizisi yapıyor. Osman içinde enerji içeceği, gazlı içecek, mısır şurubu bilmem, kadınlara pedi de o mübarek kadınlarımızı kullanarak bilmem ne reklamını buralarda yapıyor. Bunlara bu ülkede hiç kimse demiyor. Obezite %50'ye varmış. Kanser %20 oranında, Devlet İstatistiğinin raporunda %20 ölüm, %40 kalp damar. Virüs %1'e bile girmiyor. Bu pandeminin kopmasında kesinlikle bir eksiklik vardır. Pandemi uygulanacaksa bu ülkede, bu ülkenin bağışıklığını düşüren gıdalar için yapılmalıdır. Ben bunun bir oyun olduğunu, bir ümidim var Serdar Bey. Aynen domuz gribinde olduğu gibi, ya hatırlayın aynı senaryolar, aynı korku senaryoları, panik senaryoları. Neticede aşı bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nden hemen Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu $400 milyon aşı siparişi vermedi mi? $300 milyon. Sonra ne oldu? Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki siz aşı vurunca, hayır dedi ya bende grip yok ki dedi, baktım. Hani bakılıyor ya şimdi negatif, niye vurunayım dedi. 3 gün içinde Türkiye'de konuşma oldu mu? Olmadı. Tamam, ne çıkacak oradan? Bugüne ne çıkar? Bugüne nasıl mesaj çıkar oradan? Dünya ne yapıyorsa bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Bir Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu var. Hakikaten Kocaeli'de bir Sağlık Bakanı var. Doktorlar çalışıyor. Ha, eksiği yok mu, var? Ne var? Tamamlayıcı tıp uzmanları alınabilirdi. Bir biyolojikse yoksa biyolog olabilirdi. Kimyager olabilirdi. Terapistler, millet streste, psikiyatristler olabilirdi. Terapistler olabilirdi. İmamlar olabilirdi. Avrupa'da, İtalya'da, Fransa'daki bilim kurulları böyle oluşturulmuş. Yani buradan çıkarılacak şey şu, bu yapılıyor. Sonunu bekleyelim. İnşallah çok zarar görmeyiz. Bu tedbirler kötü değil. Alınmalıydı. Millet azdı, kudurdu. Kardeşim bu ne ya? Yiyen, iden, içen, affedersin, vuran, kıran belli değildi. Bir Allah'ın meleği virüsü ki onun emrindedir. O ol demeden de hiçbir şey olmaz. Öl demeden de ne sen ne de ben ölürüz. Yani onun emrinde. Burada biz onu razı etmemiz lazım. Bu noktada düşünen bir Cumhurbaşkanı'nın ben şunu bekliyorum. Senin programında şu bir günler geçsin, iş aşağı doğru insin. Aşı süresi gelecek. Türkiye'de en üzüldüğüm ne biliyor musun Serdar Bey? Ya 200 üniversitemiz var ya. Bu kadar şehir hastanemiz var. Bu kadar üniversitelerimiz. 500.000 doktorumuz, profesörümüz, doktorumuz, biyologumuz, kimyagerimiz, onlara sormuyorlar da. Ya bir kelin başına bir merhem. Bir ağrı kesici. Değil mi? Bir tane bir damla 8 barkodlu bu ülkede bulunmaz mı? Şimdi ne bekliyorlar biliyor musun? Büyük umutla millet ne duruma getirildi? Algı, 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 panik, korku senaryoları. Aman aşı bulundu mu? Çünkü Türkiye'de bir aşı farkındalığı oluşturmuştuk Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Vurulmuyorum kardeşim dedi ben. Bakın çok önemli bu. Biz deseydik belki halk sağlığını tehdit etmekten soruşturma açacaklardı. Çünkü aşı vurulmayanlara şu an halk sağlığı merkezlerinde imza alıyorlar, bilmem ne alıyorlar, zorluyorlar yani. Şimdi ben kendim ve çocuklarım aşı vurulmadım. Hepsi de birincilikle Boğaziçi. Boğaziçi'de psikolo doktora yaptı. Kızım doktor oldu. Dünyanın en iyi David Koral Tıp Üniversitesi'ni bitirdi. Bunlar hiç aşı vurulmadı. Geri zekalı olmadı. Şaşı olmadı. Kromatire doymadı. Şimdi Covid-19'un aşısını beklemek, bundan ümitlenmek yanlış bir şey mi? Yani şimdi iş buraya getirildi. Ben size soruyorum şimdi. Ben hasta değilim. Niye biz Türkiye'de üretmiyoruz bunu? Onlarca bir üniversitemiz var, bilim adamımız var. Topla bütün bu alaylı insanları. Yığ bir yere topla. Rusya'da öyleydi. Rusya nasıl buluyordu? Sürtünme katsayısı 2,3. Adamlar bak bura önemli. Bunları anlatmadan hani elma armut demenin faydası yok Serdar Bey. Ben dedim ki bu sürtünme katsayısını Rus Bilim Akademisi'nde konuşuyorum, diplomatım Birleşmiş Milletler'de. Nasıl siz Amerika'dan öne geçtiniz? Vallahi Ahmet Bey diyor. Bunu söyleyen Allah. Hocamdı benim Şavkı Navruzov 3 dalda profesör 16 keşfi vardı. Bizi derdi Gebele'deki uzay merkezine bütün bu bilim adamlarını toplarlar. 3 ay buradasınız. Amerika 2,1'e düşürdü. Siz 1,8'e düşürmeden buradan ayrılma yok. Bulurduk diyor. Yani bu ülkede... hocam biliyorsunuz Sayın Mustafa Varank Bakan teşvikler de artık veriliyor. Yani bu aşı çalışmalarıyla uğraşacak kişilere ekonomik olarak da destekler verilerek bu çalışmalar şu anda Türkiye'de hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Yani niye bulunmuyor, niye yapılmıyor? Yapılıyor şu anda hocam. Tamam ben yapılmıyor demiyorum. Aynen sizin buyurduğunuz gibi bu yapılmalı diyorum. Bu ülkede araştırma üniversiteleri dedi Tayyip Bey, ümitlendim. Evet. Dedi ki kardeşim üniversitede bir profesör dedi hasta bakıyor. Böyle bir şey olur mu dedi ya. Biz bunun dedi maddi teminatını karşılayıp bu adam araştırma yapsın, yeni ürünler bulsun. Niye biz bir İlaç türleri gibi bu ülkede 1.500-2.000 ilaç türü var en az. Tek türden bahsediyorum. Muadilleriyle 5.000 ya bir tane olmaz mı ya? Bu bir büyük bir imparatorluğun, bir Osmanlı halinin bekası. Dünyanın en büyük bilim buluş adamlarına sahip olan bir ülkede ne oldu 100 yıldır? Ne oldu bize? Neden biz batıya, karanlık batıya yüzümüzü çevirdik? Aydınlık doğuda, güneş doğudan doğar. Al bunu, yap. Bugün Avrupa'daki bilim işte Endülüs diyoruz bugün. Endülüs'ten diyor ne diyor İsviçreli yazar kitabına yazmış. Oradan diyor 3 kitap kaçırabildik. Yananlardan Avrupa bilimi böyle oluştu diyor. Yani evet. Bizim bu köleliğimiz neden bu kadar bu aşağılık duygusu? İlla bir şey Hans mı bulması lazım? Johnny Ivan işte bunun arkasında başka şey var. Çünkü dünyayı ve ülkeyi idare edenler iş adamlarıdır. Hocam. İlaçları bulanlar iş adamlarıdır. Şöyle bir tartışma. Holdinglerdir. Bilim adamları bir ilaç bulmaz. Bizdeki bilim adamları maalesef böyle bir alanda da bir devletin bir kuruluşu yok. Bir kuruluş. Hani bugün Bayer'dir, Pfizer'dir, Novartis'tir değil mi? Bunlar çok önemli. İlk defa bunlar buluyorlar ilaçları. Ama bizde bunu kurdurmamış çünkü. Bunlar kurulmadan bunlar hocam, da asla olmayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü önce bu şeyle ilgili, maske takmayla ilgili maske takmaya gerek yok vesaire dedi. Daha sonra görüş değiştirdi. Bu sefer de işte maske takmak gereklidir, toplu yerlerde takmak gereklidir dendi. Ama eğer bu bugünkü noktada eğer maske takmak gerekliyse bu kadar, bugünkü görüşü bu Dünya Sağlık Örgütü'nün dün dediği neydi? Dün de diyordu ki maske takmak gereksiz. Tabii bizdeki bilim kurulu da büyük ölçüde Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bilgiler doğrultusunda da hareket ediyor. Şimdi şöyle bir suçlama var yani Dünya Sağlık Örgütü maske takmayın demekle aslında bunun yaygınlaştırılmasına hizmet etti. Büyük hata yaptı. Yani bilerek mi artık bilmeyerek mi ama en azından hata yaptı. Serdar Bey bakın ben fenomen bir adam. Ben Bana 80'li yılları hatırlarsın. O zaman eli gazeteler sağ sol atizi itizine karışmış. Kitaba ulaşmak o kadar kolay değildi. Ben Ahmet Kabaklı Hoca'nın Allah rahmet etsin yanında yetiştim. Hocalarımız bize derdi ki hocam biz nasıl bu kadar kitap okumayacağız? Nasıl çözelim, karar verelim bazı sizin sorduğunuz gibi bu suallere? Hocalarımdan Allah rahmet olsun. Oğlum derdi hiçbir şey yapamazsan bunlar ne diyorsa, bunlar malum o çevre, bu illimonat şeyden aklı. Tersini yaparsan inanın bak ben 63 küsur yaşıma girdim. Bütün başarılarımı bunların söylediğinin tersini düşünerek daha çabuk yol aldım. Bu algı operasyonlarına katılmamak lazım. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü çıkacak bu işin arkasında. Domuz gribinde çıkmadı mı? Serdar Bey bunu bak sen soruyorsun bana şimdi cevap veriyorum. Dünya Sağlık Örgütü domuz gribi aşısını biz 360 milyon dolar bilmem ne alınca bizi aldattılar, yalanmış, bu domuz gribi diye bir şey yokmuş diye yayınlamadı mı Sağlık Örgütü? Evet. Hatırladın mısın? Evet, evet. Şimdi bu Sağlık Örgütü bu. Ben Birleşmiş Milletler'de bakın bu grupla, bu kurumlarda çalıştım. Evet. Dolayısıyla bunların arkasında hep ilaç tröstleri ve büyük holdingler, karteller var. Milli ve yerli yazılım olmadan ve ilaçlarımız üretilmeden bu ülkenin, insanlığın düzeleceğini asla ve katiyetle İnanmıyorum. Ben 50-40 yıl devlette çalıştım. Sağlık karnemde rahmetli anama yazılan 2 romatizma hapından başka ilaç kullanmadım. Aşı da vurulmadım. Bakın şimdi eşim benim yıllarca sağlık teşkilatında Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 yıl Sağlık Bakanlığından, 4 yılda Büyükşehir Belediye Başkanlığından yurt dışına bilgi görgü artırmak için görevlendirilmişti. Ben bu bilimleri Amerika'da, Rusya'da bunların ne yaptığını gördüm. Dolayısıyla aşı, kardeşim aşı ne var içinde? Yıllarca önüme koymuş şimdi Elmas Hanım. Sırbistan'dan aldık. Herkeste civa zehirlenmesi çıktı değil mi? Şimdi almıyoruz. Yani neden? Kardeşim bakın devletin belli yerindeki insanlara ben bazen sorardım. Bunlar konuşulurken. İşte bir doktor, profesör, beyin cerrahı nörolog. Ya işte Mehmet veya Turgay veya Ali sen ne yapıyorsun çocuklara? Abi biz buradaki aşıları değil, Alman'ın kendine vurduğu aşı vuruyoruz derdi. Yani oradan alıp. Evet. Şimdi ben yorum yapmıyorum. Aşı karşıtlığına da asla değilim. Bu ülke milli yerli aşısını üretecek. Sayın Cumhurbaşkanı madem ki devlet başkanı fermanımdır diyecek. Ha hasta olanlar vardır. Bunlara şu an Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yaptığı gibi kesinlikle bu aşılar denenebilir. İnsanın rızası olmadan sağlık hukuku var biliyorsunuz. Denenebilir, yapılabilir diye düşünüyorum. Ben milli yerli olmayan her şeye karşıyım. Şimdi milletler hani eskiden bir laf vardır bak bura çok önemli. Ölümü gösterdiler sıtmaya razı ettiler derdi. Nereden çıktı bu söz biliyor musunuz? Sıtma aşısını vurabilmek için bunu razı ettiler. Şu anda da ne yapıyor? Aman ölürsün çıkma ya. Şimdi ben köyü aradım İnebolu, Kastamonu. Bağ bahçeyi yapacağız. Bu memleket domates yemeyecek mi? Sebze yemeyecek mi? Diyorum ki elemana git. Abi diyor jandarma yolları çevirmiş kimse tarlalara gitmiyor. Ne olacak bu ülkenin hali? Ne olacak kardeşim? Bir düzenleme çıkartıldı çiftçilere. Yol açıldı ama. Hayır açılmadı sigortalıysa. Hangi köylü sigortalı? Evet. Evet belgeleyecek. Ben Sağlık İçişleri Bakanı'na dedim geçen akşam. 18 yaş altı benim kurumumun %25 işe gelmedi. Hemen düzeltildi sabah. Şimdi söylüyorum. Köylerde çiftçilik yapan insanlar kimseye değmemek şartıyla mutlaka serbest bırakılmalı. Bak bunun acısını çekeriz. Evet. Şu anda sebze meyve ekimi yapılamıyor. Kastamonu, İnebolu'dan söylüyorum bunu. Buradan duysun Sayın Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İnebolu Kaymakamı Atakan Atasoy. Kardeşim adam şeyden tarlasına Evrenye'den git ağaçları bu da diyorum tarlayı çapala jandarma çekmiş. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Almanya'yı söyleyeyim. Avrupa'da nasıl? Şimdi ben damada sordum pazar günü nöbetteydi. Araştırma Üniversitesi. Ne yapıyorsunuz dedim. Babacığım dedi. Gelen dedi hastalara bakıyoruz. Pozitif çıkıyorsa hemen hani pozitif çıkmış ama sağlığı iyi. Evine gönderiyoruz. Karantina alıyoruz. İlgili aile hekimine de diyoruz ki bunu kontrol et. Çıkmasın evinden. Durum bu. Soruyorum bak orada aylardır oradayım. Ya bir tane haber çıksın televizyonda. Değil mi? Sokaklarda yıkanıyor. Hiçbir tane haber yok. Hele bizim gibi bu çok bilmiş uzmanlar var ya. Ya adam hayatında kantaron ağacını görmemiş. Kantaronu anlatıyor. Yani Çin'i görmemiş. Çin'i anlatıyor. Amerika'yı yazıyorum geçen, diyorum ki Amerika'da böyle böyle, bunlar senaryo. Adama bir baktım ki yurt dışına çıkışı bile yok. Bunların hepsi tetikçi. Bu ülkede bu pandemi sadece bizde var. Kesinlikle bir korku imparatorluğu, aynı ölümü gösterip aşıya razı etmek. Aşı karşıtı değilim. Hasta olanlara yapılmalı ama bu konu, bu panik bizim ülkemizde yanlış. Sokakları yıkamak yanlış diye söylüyorum ama bütün bu tedbirlere de mutlaka Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tedbirlerine de tabii ki uyacağız. İstişare ederek kararlar alacağız. Zaten bunları Serdar Bey normal zamanda da insan elini yıkamalıydı. Kıçını yıkamalıydı. Bu millette usulü %18 biliyor, Müslüman bir ülke, istatistik yapılmış. Neyse ki doktorların, Bilim Kurulu'nun sayesinde millet abdest almasını öğrenmese de elini yıkamasını öğrendi. Burnunu, mazmazayı, ağzını, kulağını, yüzünü, bilmem neresini yıkamasını öğrendi diye faydalı görüyorum bu çalışmaları. Ama milli yerli olması lazım diye söylüyorum. Son hocam cümle, bir mesajı çıkarttık. Bir, dediniz ki hani musibetten doğan bir güzellik, bir yerli ve milli sanayimizi, ilaç sanayimizi tam manasıyla oturtmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi de şöyle bir fayda çıkar mı acaba? Şimdi vücudun savunma mekanizmalarının güçlü olması lazım ki virüs giremesin ya da girse bile etkisi olamasın deniyor ama sizin, ben konuşmalarınızı, yazılarınızı takip ediyorum. Zaten bizim savunma mekanizmalarımızın çökertilmesi için bugüne kadar her şey yapılmış. İşte reklamı yapılan gıdalar vesaire. Dolayısıyla buradan da bir ders çıkartabilir. Nasıl savunmamız güçlü olacak? Bakın şimdi hiç bundan bahsediliyor mu? Bak, oyun burada çıkıyor ortaya. Evet. Ne diyorlar Serdar Bey? Bağışıklık sistemi kimin düşükse, bir, kim bunlar? Tansiyon hastaları, şeker hastaları, kalp hastaları, kortizon kullananlar, kemoterapi alanlar. Biz yıllarca demedik mi bu milletin bağışıklık sistemini düşürmeyin, beslenmesini düzeltin. Yarın bunlar bir virüse, küçük sarsıntılara, 7-10'da 3'te İstanbul yıkıldı, 4'te 5'te yıkılıyor küçücük bir virüs. Dedik, peki şu an soruyorum. İnşallah gelir. Bu sağlık tedbirlerinden bir kişi de çıkıp, evet bu milletin %98'ini ilaç kullanır hale getirdik. Devlet diyor bunu, ben demiyorum. Dünyada ikinci, OECD ülkelerinde en çok ilaç tüketen, bir de dünyada birinci, hiç ilaç üretmeyip en çok tüketen tek ülkeyiz biz dünyada. Ya biz bu kadar zengin miyiz? Nedir bu? Bu garabete kim son verecek bunu? Bir. İkincisi, bağışıklık sistemi düştüyse, şimdi ben devlet televizyonunun maaşını kim ödüyor? Sen ödüyorsun, ben değil mi? Elektrik paramdan, su paramdan, bilmem neden. Evet. Bir aralar reklamlar yasaklanmıştı. Demin de girdim. Devletin televizyonunun 7 kanalı var. Milletin en çok izlediği kanallar, programlar, Payitaht'tır, Osman'dır, işte bilmem kimdir de bir bakıyorsun bu milletin bağışıklığını düşüren nişasta bazlı şekerden yapılmış bütün cipsler, paslar, içinde alkol, bilmem ne bilmem ne olan gazlı içecekler, artı zararlı ne kadar ürün varsa yapılıyor. Vallahi billahi tallahi iki elin yakasında. Niye? Hakkım var kardeşim. Sen benim vergimle maaş alıyorsun. Kimseyi dinlemiyorlar Serdar Bey abi. Adam sırtını dayamış yukarıda bir yere. Ben çok zorluyorum, ters adamımdır. Devlette çok iyi bakan, çok iyi dostlarım vardır. Ben 40 yıl devlette çalıştım. Niye diyorum bu TRT'de, bu dizide, bu belli. Hocam diyor bizim gücümüz yetmiyor, o sırtını buna dayamış. O şuna dayamış, o da dayanıyor, bir yere geliyor. Bu virüs insanın aklını başına getirdi. Bu bağışıklık sistemini bozan, bakın gıdalar var 10 tane. Bakın 10 tane, bunu yazdım. Beyaz ölüm diye burada. Evet, onları sayalım. Müsaade edersen bunu bir açıklayalım. Bu buyurun millet hocam. Bunu açıklayalım. Bağışıklığımızı yok eden 10 tane gıda. Kardeşim olmazsa olmaz bak. Bunlar geçecek. Şimdi korona var ya, yarın daha zor olanı gelecek Serdar Bey. Bekleyelim, 18 tane çıkmış. 19, bu ne demek? 20 de gelecek. 2 yıl arayla geliyor. Tam ülke toparlanıyor, bir yere gidecek, hop diyorlar. Bütün dağı taşı, bilgiyi, kültürü, ahlakı, her şeyi, birikimi yok ediyorlar. Bir, zaten bunların şeytan aklı olmasının tek sebebi ne biliyor musun? Şeytan ne diyor ilahi kitapta? Biz Müslüman değil miyiz kardeşim? Hiç Allah'la, kitapla, peygamber böyle dedi, bundan şöyle olur. İşte Diyanet kendi kafasına göre. Neyse ki bir dua ediyor. Allah'a şükür anlaşılır bir dua edildiğini gördük. Millet anlıyor da amin diyor. Çünkü besmelenin manasını bilmeyen bir toplumuz. Biz bir günde biliyorsun cahil kaldık bu ülkede. Fransızca, Almanca, İngilizce öğrenirken aynı zamanda Osmanlıcayı da öğrenebilseydik de biz 1000 yıllık bu kadim medeniyete sahip olsak iyi olmaz mıydı? Evet. Çok önemli. Hocam müsaadenizle son 4 dakikamız olsun. Şu ana kadar 35 dakika oldu. 40 dakikayla bu videoyu sınırlandıralım. Daha sonra görüşürüz. 10 maddeden bahsettiniz. Yani siz reklamı yapamaması gerektiğini... 10 maddeyi söyleyeceğim. Arkadan da birkaç dakika kainat şifanesinden millet çözüm bekliyor. Onları söyleyeceğim. Tamam hocam. Kesmeden devam edin. Birbirine bağlı. Şeytan demiş ki ben demiş sarsı değiştireceğim tohumu, asılları, nesilleri bozacağım demiş. Ayet. Şu anda dünyada geni değişmeyen 11 tane ürün kaldı. Nuh tatları prezetyumda. Biri de kara kılcık, senin memleketin Kastamonu, Araç, Tosya. O bölgede değişen DNA'sı 14 olan buğday. Hepsi değişti. Şeytanın yolunda gidiyoruz. Bir. İkincisi hayvanlardan dedi. Neyi haram kıldın Allah'a? Domuzu. Onu yedireceğim dedi. Şu an 1500 emulgatör ve katkı maddelerinin %90'ın içinde şüpheli ve domuz katkısı var. 2. 3. Unu değiştirdi. Kabuğu, kepeği rüşeme attı. İçine koyduğun jelatinli mayayla, sistein 920 Çinli'nin kılıyla bu milleti zehirliyoruz. Hem de Bismillah diyerek ekmek nimetiyle. Bak. 3. Şekerin nişasta bazlı Erzurum şekerini kaldırdık. Fabrikaları kapattık. Nişasta bazlı şekerle o firma dünyadaki yeraltı sularını, bak bir gün bu programı yapalım. Evet. Neslimizi yok ediyorlar. Geleceğimizi yok ediyorlar. Florayı, faunayı öldürüyorlar. Serdar Bey bunlar önemli. Anlattıklarımız boş. Bankrupt yaptı. Evet. Mısır şurubu yok edilmedi. Amerika'da hükümet düşürdü. Avrupa'da %2'ye düştü. Kaldırdılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 5'e düştü. Bütün bağışıklığın düşme sebeplerinde bu yatıyor. Ben geçen bir kanalda söyledim. Hemen 3 gün sonra firma bana yazı gönderdi. Aman işte hocam biz ekonomiyi kalkındırıyoruz. Açlığı önlüyoruz falan filan. Normal şekere dönülecek. Tuz. Kaya tuzuna 84 minerale atılmış kristal tuz bu ülkede hayata geçirilmezse gülmez. Hemen buradan bir formülü veriyorum. O kristal tuzu al, kaynar suyun içine koy, buraya karıştır karıştır, burnuna, ağzına, boğazına çek, elini yıka. Tuz ustur, akıldır. Sadece dünyada kokmayan, bozulmayan tek şey tuzdur. Tuz mukaddestir ve ekmek mukaddestir. İkisini de bozdular, insanların bağışıklığı düştü. Süt içmeyeceksin kardeşim, yoğurt yiyeceksin. Tabii yoğurt, tabii kefir, kaynatılmış peynir, bunları yiyeceksin, tereyağı yiyeceksin. Kesinlikle margarin türü şeylerden uzak duracaksın. Bakın ben karantinada 14 gün kaldım. Sayın Valim ve diğer Emniyet Müdürüm, Bahattin Valim, Ali Valim ortak bir çalışma yaptık. İkinci günden itibaren 2000 kişi sağlığa kavuştu. İyi bir organizeyle bu ülke düzelebilir. Biz bunu yaptık. Ne yaptık? İlk gün tavuğu yasakladık, zehirlendik. Hemen kaldırdık bunları. Margarini kaldırdık. Bu işler düzelebilir. Bakın bunlar mümkün. Kadro lazım. Bir araya. Tavuklar 28 güne değil 6 aya gelecek. Pirincin kabuğu, kepeği içinde kalacak. Almayacaksın. Beygirler güçlenip biz niye güçlenmeyelim? Daha bunun gibi kesinlikle ağzımıza misvaklı macun. Ya adam hala florür kullanıyor ya. Hitler halkı uyuşturmak için, epifiz bezini yok etmek için sulara koyuyordu. Hala bu teşvik ediliyor. Bunlara eğilmeden değil korona, bu millet ne kanserden 1/3 kanser yine olacak, kalp damardan kurtulamaz. Geçen yıl bugün ölen sayısı yaklaşık 1700 kişi. Devlet İstatistik Enstitüsü. Bunun yaklaşık %40'ı kalp damar, %20'si kanser. Yani günlük veriyorum. Bak ibretlik olsun. Evet. Günlük 1000 küsür kişi kalp damar, bu saydığım yenilenlerden. Diğeri de kanserden 800 kişisi. Bunun arkasında tröstler var. Oraya dokunduğun zaman yanarsın sen. Bu memlekete gelen bu ilaçları ithal eden kim? Hangi aile? Bu ülkede mısır şurubunu ithal eden şimdi kaçtı gitti bilmem. İngiltere'de yaşıyor. Kim sordu hesabını? Soramıyorsun. Bunlar sorulmazsa asla bu milletin bağışıklığı çökecek. Daha da kötü günler bizi bekleyecek. Önce ilaçlara, sonra ameliyatlara, hastanelere, sürüne sürüne organları eksik insanlar olacak. Çözüm yolu. Kainat şifanesi, Allah Celle Celaluhu Kur'an ve sünnette bütün bunların formülünü vermiş. Demiş ki elini yıka. İmanın yarısı ne? Temizlik. Kur'an demiş. Dabbe, dabbetül minsetu ila ahir. Yerden bir hayvan çıkacak. Allah diyor ya. Sen niye bunu konuşmuyorsun, araştırmıyorsun? Dabbe'nin, yazdım burada son kitabımda. Son kitabımda, Stratejik ve Genetik Araştırmalar kitabında Ebced Cifir'de Dabbe'nin hicri toplamı kaç biliyor musun? 1441 çıkıyor. Miladi 2020. Hani 1720, 1820, 1920, 2020 dedin ya. Her yüzyılda bir gelenler, gidenler. Bir gün girelim bu konuya. Ben havas alimiyim. Medrese okudum. Bir gün bu programı yapalım. Allah ne diyor? Resulullah ne diyor? İmam-ı Rabbani, Mevlana Halid-i Bağdadi, Bediüzzaman Said Nursi ne demiş? O Dabbe bir nevi ağaç kurdu. Ağaçların içine girdiği gibi demiş. Ağaçları yok eder. İnsana dişinden tırnağına girer. Ne demek diş? Ağız temizliği yani. Tırnak, el temiz girer. Zir-ü zeber eder, yerle bir eder, kan mecrasında dolaşır. Ancak demiş, azgınlığa giden bir topluma, onu orada diyor, azgınlığa, helalden arama doğru israfata giden toplumlarda ancak kim kurtulur? İmanlarının bereketiyle taklidi imandan tahkikiye geçenler. İman ne? Yarısı temizlik. Ruh ve beden temizliği olanlar bereketiyle kurtulur diyor. Şu an ne diyor? Bilim kurulu, temiz olun, uzak durun, yıkanın elinizi. Ya sen bunu niye mektepte, imamlarda, camilerde, ağacı koru, sev güzel de niye bu ilahiyatçılar bunu söylemiyor bu ülkede? Neden bunlar bir Risale-i Nur mesela mektubattan bir takım yerler ilim fen noktasında açıklanıp bu kainat çocuklarımıza anlatılmıyor? İşte oradan son cümlelerimi söylüyorum. Bir, vettini ve zeytin. Zeytin yaprağı ve oloropin büyük bir şifadır, mikrop öldürücüdür. Kullanılsın çayı, şeker tansiyonda. Çörek otu, karaot ölümden başka her derde devadır. Sadece bala koyup yemeğin oranı var. 1 gramı geçmez. Yağını, ekstratını, kapsülünü kullanın. Korona için kullanın. Bağışıklık güçlendirme. 3. Çok önemli. İnekler niye kanser olmuyor? Koronaya yakalanmıyor koyunlar. Yonca yiyor kardeşim, yonca. Alfa dünyada en çok kullanılan. Bak, kullanın. Spirulina, denizler, göller niye çürümüyor bu kadar atıp? Yosunlar bütün mikropları yiyor. Ben bunu ürettim, mideme koyuyorum, bütün mikropları ayıklıyor, aşağı geçiriyor. Zencefil, biz diyor size, Kur'an söylüyor bunu. Kainatı yaratan, külli şeyin kadir olan zat diyor ki, biz size öyle şerbetler, zencefilli şerbetleri alın, kadehler de için diyor ya. Bak bunu ayet, ben bunu söyledim. Vallahi billahi tallahi 69 bin lira ceza yedim. Allah Resulü Ali'ye demiş ki tuzu da ağzını yıka, yemek öncesi ye demiş. 150 bin TL. Şubat ayında bu eski Türkiye, yeni bu başkanlık, seni Sağlık Bakanımı tenzih ederim. Demircan Bakanım da önünde, bu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Türkiye'de ilk defa tuz ye dediğim için kristal tuz burnuna çek, ağzına, kıçına, başına. Şimdi diyorlar ya, sanki Allah adalet ediyor. 150 bin TL ceza yedi. Bu kanunlar duruyor. Bunlar sindi. Şekeri, unu bilmem neyi, tuzu bilmem neyi bozan bunlar, tababeti, bunlar değişmedikçe. Ya Avrupa Birliği'ne gireceksek niye Avrupa'daki kanunların tababet yönünü almıyorsun? Sen niye doktora hacamat, sülük bilmem ne, ozon, şunu bunu yapıyorsun bitki? Bir doktor 17 senede yetiştiriyor. Niye hayır praktikliğin önünü açıyor? Bunlar olmadıkça asla olmaz. Kesinlikle. Onun için gümüş suyu, altın suyu dünyada Avrupa savaşlarında en çok kullanılmış. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bakalit bulunup sentetik ilaçlara getirince Avrupa, Amerika'daki bütün şifacılar yok edilmiş ilgili aile tarafından. Bu ilaçlara dönünce altın, gümüş suyu tam 80 yıl hiç konuşulmamış dünyada. İlk defa Türkiye'de biz bunu ürettik. Burada söylüyorum, hani 8 milli yerli olarak. Altın ve gümüş suyu burnunuza sıkın, yüzünüze, kıçınıza, altınıza, ayağınıza, tırnağınıza, göz hariç için. Bakın bunlarda kesinlikle mikrop yaşamaz ve bu ülkede yaşanan en önemli şey ne biliyor musun? Kenevir. Kenevir, ben kenevir, keten tohumu yağıyla büyüdüm. Tarlalarımız 30 dönüm. Bu ülkede mutlaka bu kanser ve viral enfeksiyonlar için araştırılmalıdır. Bunu da Rabbi bize nasip etti. Ürettik. Bir de çok önemli öksü otu bu ülkede yasak. Kapari, gebere otu, 12 aminoasit var bunlarda. Ben bunları üretiyorum. Bu ülkede yasak, ne yapıyorum biliyor musun? Almanya'ya ihraç ediyorum. Kapış kapış gidiyor. Bu ülkede bunlar düzelmeden diğer aşı değil, Mars'tan adam gelse 6 ay sonra bu bağışıklığı düşen insanlara ölümü gösterip sıtma ilacını değil, yarın diyecekler ki size çip çakacak. Bu 60 milyon korkudan hepsi çiplenince, rahmetli Özal'ın ölümünü çok iyi biliyorum, yanında olan biri gibi. Bu ülkede en değer verdiğim insanlardan biriydi. Çok çalıştım. Yok, bir gün onu da konuşalım. Bütün projelerini biliyorum. Türkiye'yi dünyada ilk 3'e sokacaktık ama öldürüldü ve Siyonir limonatasına Bulgar konsolosluğunda, burada yine stratejik araştırmalar kitabıma kaydıyla yazdım. Muhsin Yazıcıoğlu nasıl öldü? Bütün bu bilim adamları nasıl öldü? Nasıl yok edildi? Bediüzzaman'dan günümüze kadar sağcı, solcu, ilerici, gerici hepsi faili meçhuldür. Bütün bunlar çözülmeden bu ülkede hiçbir şey çözülmez. Rahmetli Erbakan hocama bir gün sana anlattığımın bir 500 katını bir gün bir konuşmak nasip oldu. 1,5 saat. Hemen dedi evladım, Doktor Ahmet Aksu Memursan Genel Başkanı şahitti. Tanırsın işte, Ankara'da. Evet, 40 yıllık arkadaşım. Ben Amerika'da doktorası yaparken İngiltere'deydi. Hemen dedi başbakanlıkta bir bilim kuracaksın. Bilim kurulu. Kuracaksın, başına geçeceksin. Bu gökten izlemeler, şeyler, biyorezonans terapiler, öldürmeler. Bakın bunların hepsi o kadar kolay teknolojiler ki Mora, Margi ve Altruet, Avrupa'da bunlar kullanılıyor. Dünyada bunların yasak olduğu bir ülke var. Nerede biliyor musun? Somali, Zelanda değil. Lübnan'da, Bulgaristan'da serbest. Sadece bu Ortodoks tıbbının tam hakimiyet sağladığı ülkemizde var. Bunlar çözülmeden hiçbir şey olmaz. Damar otu ve öksü otu bu insanlığın kurtuluşuna bir şifadır. Bakın çok. Bir de zerdeçal, kurkumin kesinlikle harnup, yani bağlayıcı bir meyan köküyle kullanıldığında bu bağışıklık sistemini güçlendiren çok önemli etkilere sahip diye söylüyorum. Karaciğer rahatsızlıkları için deve dikeni, enginar, sinarin, silmarin, yeşil çay içindeki kateşin. Bakın çay, şimdi ben yeşil çay içiyorum. Niye? Kardeşim bunda kateşin var, bütün mikropları öldürüyor. Niye siyah çay içiriyor? Tanem ver, demiri, mankanı, çinkoyu aldırıyor. Senin bağışıklığını düşürüyor. Yemekten hemen sonra içersin. Ha, bir saat sonra limon sık iç. Bunları kim konuşacak Serdar Bey bu ülkede? Bunlar konuşulmadan bu milletin bağışıklık sistemi asla yükselmez. Daha zor olanı gelir. Kainat şifanesi ölümden başka her derde devadır. Ara bul. Asla bu virüs kimseyi öldürmez. Allah öl dersen ölürsün. Çözüm 1500 yıllık İslam tıbbı, tıbbı nebevi, 5000 yıllık Türk tıbbı ve Ortodoks tıbbının bu 50 yıllık engin tecrübeleri barıştırılıp birleştirilmezse, amasız, lakikiz, fakatsız, bu tütüncüymüş, bu kimyager, tukaka olmaz bunlar diye çıkarsan bu olmaz. Bunun barıştırılıp insanımızın emrine verilmesi lazım. Avrupa, Amerika böyle yapıyor. Bir gün sana Amerika'da Doktor Vedat, New Jersey'de, üniversitede, bu koronanın başında, onu anlatalım bir gün. Adam neler yapıyor? Şu bizim yaptıklarımızı yapıyor Amerika. Çin bunu yapıyor. Wuhan dünyanın en iyi integratif tıp merkezidir. İşte 5G'ye de giremedik. Bu bir 5G, burada da yazdım. Burada bir cümle müsaade istiyorum. Bakın burası çok vurucu. Şu anda burada gördüğünüz, sizin yayın gitti ama. Yok, gitmedi, devam ediyor. Şu anda burada görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anda evet. 2. dakikada 3 dakikalık cep telefonu konuşmasında beyniniz bir derece ısınıyor. Bedeninizdeki bütün hücreler bloke oluyor. O an düşünemiyorsunuz. Bir virüs size girerse oksijen absoplaması yapıyor. Isınma yapıyor. Hücreleriniz bloke ediliyor. Şu an 4,5, 5G nerede var? Çin'de var. Nerede var? İşte bu Alplere koymuşlar ki Fransa ve İtalya'ya gitsin diye. Bakın İtalya, Fransa'nın hali. Niye nefes alamıyor insanlar? Titreyerek ölüyorlar. Bunun ölme sebebi şu. Oksijen yetersizliğinden dolayı. Neden? Adam zaten öyle bir elektronik cihazlara bağlanmış ki içerisi radyoaktif yüklü. Tomografileri Avrupa'da doktor raporu olmadan çekilmiyor. Bizde kuyrukta insanlar. Bu şuur insanlara verilmedikçe, demin söylediğim bu barıştırma yapılmadıkça insanımız çok kötü günler bekliyor diye söylemek istiyorum. Benim teşekkür ederim. Mevcuttur diyorum. Evet. Yalnız şöyle bir şey de anlaşılmasın. O da söylediğiniz arada. Tabii Sayın Sağlık Bakanı bir de Bilim Kurulu tarafından şu günlerde yapılan tavsiyeleri de vatandaşlar uysun diyorsunuz. Kesinlikle Sağlık Bakanlığı'nın koca yürekli, hakikaten büyük cesaretle dünyaya örnek olmuştur. İlk müracaatı yapmıştır. İlk karantina uygulamaları, Bilim Kurulu. Ben diyorum ki bütün bunlar uygulansın. Ama ben tabii. Bakın bir ay değil, bir yıl, her yıl bu uygulamalar yapılsın. Bu temizlik, bu uygulamalar, bu hijyen, uzak kalmalar, işte el yıkamalar, hepsi çok takdire şayan bir çalışması var. Ama bunun yanına diyorum ki bundan sonra bağışıklığımızı düşüren bu saydığım 10 tane beyazlar, bunları da koyarak tamamlayıcı tıbbında bütün bu biyorezonans teknolojileri, Sanayi Bakanlığı'nın alacağı tedbirler var, Çevre Bakanlığı'nın alacağı tedbirlerle insanımız çok daha mutlu yaşayacaktır diye söylemek istiyorum Sayın Serdar Bey. Tamam. Mesela ben nasıl korunuyorum? Evet. Şu an elimde biyorezonans, virüs, bakteri, parazit, C belgeli cihazımız. Atıyorum bunu, atışı yapıyorum. Ben bunu uyguluyorum. Bütün dünya bunu uyguluyor. İşte bunu TÜBİTAK'a verdik. Şu an inşallah Sayın Bakanımıza da anlattık, Varanka. 7 dakikada virüs, bakteri, parazitleri yapıştıkları yerden katmanlarına sanki şoklama, yani Fatma teyzenin anlayacağı gibi konuşuyorum. Şoklama yapıyor ve bulunduğu yerden düşürüyor. Bunların hepsi dünyada malum ama bizde maalesef bilim kurulları, işte buralara da bir girersek, bu bilim kurulunun çalışmalarına bunu da katarsak bu ülkeyi kimse tutamayacaktır diye söylemek istiyorum. İnşallah. Sayın Maranki çok teşekkür ediyoruz. Efendim YouTube kanalımızda bugün Sayın Ahmet Maranki'yi ağırladı. Kendisini köşe yazılarından, kitaplarından, televizyon programlarından tanıyoruz. Burada benim hemşerim kendisi aynı zamanda. Daha yakından tanıma imkanı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz Serdar Erseven YouTube kanalına katıldınız ve bilgilerinizi... Bir cümle söylemek istiyorum. Şimdi diyecekler ki insanlar, reklam değil bu, biz pazarlama yapmıyoruz. Bir, kitaplarımızda bunlar var. Bir de İstanbul Topkapı'da Kozmik Yaşam Merkezimiz, Üsküdar Doğancılar'da, Avrupa'da vatandaşlarımız seni izliyorlar, oralarda gittin gördün. Ahmetmaranki.de'de Frankfurt'ta yaşam merkezimiz var. Buralarda artık tabii internetten girerek bütün bu söylediğimiz bilgilere ulaşabilirler. Artı numara vermem gerekir mi? Mahsuru var mı Serdar Bey? Yok hocam. Kurumumuzla ilgili 0212 533 01 33 0212 533 01 33'ten doktorlarımız, kimyagerlerimiz, biyologlarımızdan yanlış bir şeyi hani değerlendirmesinler. Şimdi kenevir dedik, damar otu dedik. Ya sürecek mi, başına mı, kıçına mı, ayağına mı? Daha geniş bilgi almaları, ücretsiz bu hattımızdan bilgi alabilirler. Yine 0530-200-096'dan Avrupa'daki vatandaşlarımız da ahmetmaranki.de'den girerek bu insanlarımız bu çözüm yollarına ulaşabilirler, bilgi alabilirler. Bütün bu kitaplarımızın hepsi oralarda var diye söylemek istiyorum. Evet, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Maranki. Tabii üç noktanın altını çizerim. Bir, Sağlık Bakanlığı'nın, iki, bilim kurulunun şeyleri. Üçüncüsü de zaten siz alternatif bir şey değilsiniz. Doktora tedaviye gitsin vatandaşlar diyorsunuz. Buradan da yanlış anlaşılma olmaz herhalde. Evet. Bu anlattıklarımız kesinlikle doktor tedavisi, hasta tedavisi yerine geçmez. Toplumumuzu bilinçlendirme noktasında, yazdığımız eserler noktasında, aldığımız eğitimlerle Kainat Şifahanesi'nden destek, takviye, bağışıklığı güçlendirici formüllerdir. Koronavirüsünüz veya bir kansersiniz, hastasınız. Tabii ki önce doktorunuza gideceksiniz. Bunun yanında doktorunuz tavsiye ederse de Kainat Şifahanesi'nden Allah'ın verdiği aklı, cüz-i iradeyi kullanarak da bu ürünleri kullanmanızda kanunu ruhsatlı olanlarının, ki uydu kanallarında yayınlanan hiçbir şey reklam bizim değildir. Buradan uyarıyorum, sahtedir. Bizim kesinlikle böyle uyduda reklamımız yoktur. Ona göre biz sadece insanların faydası noktasında 8 barkoduyla bu ülkeye ağaç diktik. 1200 tane inovatif, katma değerli, yüksek teknolojili ürünü ürettik. İnşallah insanların sağlık hayatına da bunlar Avrupa'da gibi katılırsa bu necip milletimiz daha mutlu yaşar diye söylemek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Son cümlelerinden biriyle bitireyim. Doktorunuza danışın. Doktorunuz uygun gördüğü takdirde biz kendiniz size destek veririz dediler. Sayın Ahmet Maranki çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka yayında daha buluşacağız. Teşekkür ediyorum Serdar Bey, iyi ki varsınız. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.